Bugün geldik yine çekime. Geldik yine diyorum ama sakın yanlış anlamayın. Her zaman çok enerjik başlıyoruz. Sadece dışarı inanılmaz yağmur yağıyor. Biraz da gelirken iki kere üşüttük. İçimiz de üşüdü. Geldim, dolaba baktım. Ya çekimden önce aslında bir şeyler mi yesek diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Aslında menümüz çok farklı ama bugün bambaşka başlamak istedim. Biraz öyle istedim. İyi ki de bana uydu. Sağ olsun. Dolapta buğday vardı, yoğurt vardı. Ya hadi bir çorba yapayım dedim. Bu arada buğday çorbasını çocukluğumdan beri çok severim. Her zaman da yaparım. Çocuklarım da çok seviyor. Bence çok klasik ama her zaman sıcaklığı olan, benim için çocukluğumu hatırlatan tam bir anne çorbası diyebilirim. Bugün de karar verdim çekimimize böyle rahatlıkla. Hatta üstümü de değiştirmedim, geldiğim gibi kıyafetlerim. Geldiğim gibi derken yanlış anlamayın. Tabii ki oldukça hijyenik. Değiştirmek istemedim, böyle keyfimce, olduğunca rahatça bir video çekmeye karar verdim. Dilerseniz de malzemeleri şimdi hazırlayacağım ve çorbamı yapmaya başlayacağım. Evet, hızlıca malzemelerimi sayarak hemen çorbama başlamak istiyorum. Yarım çay bardağı kadar buğday haşlayacağım çorbam için. Şöyle yarım litre kadar ev yoğurdum var. Ben genelde yoğurtlarımı bu şekilde kavanozlarla yapıyorum. Yine 500 ml kadar dolaptan çıkarmış olduğum et suyum var. Bir yumurta, 2,5 karışık kadar un koyacağım. Tuzum, pul biberim var. Üzerine yakmak için de 2 kaşık tereyağı ve 1 tatlı kaşık kadar da kuru nane kullanacağım. Tam bir Reels videosu gibi ama hayır. Bu sefer YouTube. Yoğurdumu şöyle kabarmak istiyorum. Dediğim gibi burada 500 mililitrelik kavanozu ben mayalamıştım. Ve hepsini kullanıyorum. Şöyle. İçine bir tane yumurta kıracağım. Ben buğdayımı önceden haşladım. Şu an zaten sıcak da değil. O yüzden bütün malzemelerimi karıştırdığımda yoğurdumun kesilme olasılığı yok. Hepsini içine aldıktan sonra kısık ateşte çorbamı pişirmeye başlayacağım. O kadar çok yaptığım için göz kararı koyuyorum ama sizler için tabii ki ölçüsünü tam söylüyorum. Şöyle. İyice de karıştıralım ki topaklanma olmasın. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir ölçüm var. Tuz ekliyorum. Hepsi çok olacak. Bunu bu şekilde aldıktan sonra buğdayımı da içine koyacağım. Ya da hiç koymayayım. Zaten tenceremde soğumuştu. Ben bütün harcı direkt içine koymak istiyorum. Bu aşamada sizin buğdayınız sıcaksa sakın bu şekilde koymayın hepsini bir arada. Yoğurdunuz kesilir. Kesilmemesi için de ılık olan çorbanızın suyundan, daha doğrusu buğdayınızı kaynattığınız sudan yoğurdun içine ekleyerek yoğurdun ısısını çorbayla eşdeğer tutabilirsiniz. Bu şekilde de koyarsanız çorbanız yoğurdu kesmemiş olur. Bence bu en önemli püf noktası yoğurt çorbasında. Onun dışında zaten yoğurt çorbasını yapmak çok kolay. Şu an tabii ki de benim tenceremin altı kapalı. Hepsi aynı ısıda olduğu için hepsini ben karıştırdım. Et suyumu da koymak istiyorum. Biraz önce yarım litre olan et suyumu da koyduktan sonra şimdi tencerenin altını açmak istiyorum ve kısık ateşte pişireceğim. Şimdi çorbamı böyle karıştırırken işi biraz şova mı döksem diye düşünüyor değilim. Hadi bugün böyle hiç programda da yoktu ama bir ekmek de mi yapsam? Şuraları bir güzel toplayayım. Ondan sonra bu da böyle ufak ufak karıştırırken ben kenarda bir ekmek mayalayayım. Ne dersiniz? Hadi ben buraya toparlayayım da yapalım. 3 su bardağı kadar un kullanacağım.
bir paket mayamız var. Bir kaşığı toz şeker kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı kadar kekik ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı da hamurum için zeytinyağı eklemek istiyorum. Üzeri için ben dolaptaki malzemelere şöyle bir baktım. Kendim bugün kırmızı soğan koymak istiyorum. Taze kekiğim var. Zeytinim var. Bunları ekleyeceğim. Siz dilerseniz evde domatesiniz varsa, peyniriniz varsa da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz buna başlayalım. Bir yandan da çorbamı karıştırmak istiyorum. Onu da unutmayalım. Altı tutmasın. Şöyle çorbam bitmek üzere. Ama ben ekmeğimi yapmaya başlayacağım. Altını kapatacağım. Ekmeğimi mayalamaya koyduğumda çorbamın yağını yakmaya başlayacağım. Şimdilik çorbam burada benim eklesin. Biz ekmeğimize geçelim. Ekmeğime başlamadan önce şu yüzüklerini çıkarmak istiyorum. Hep süslü, hep süslü. Nereye kadar? Biraz da sade olmak lazım. Şimdi öncelikle mayamı almak istiyorum. 1,5 su bardağı kadar ılık suyla mayamı açacağım. Paketimiz biraz çok sert. Bir bıçak yardımıyla açacağım. Evet, bir bıçak yardımıyla paketimi açtım. Şöyle. 1,5 su bardağı ılık su koyacağım. Yaklaşık ölçü olarak 200 mililitreye denk geliyor. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. Yine 1 yemek kaşığı kadar da tuzumuz var. Şöyle mayayı bir güzel karıştırmak istiyorum. Şeker eriyene kadar. Burada evde kendi mayanızı yapmak çok kolay. Özellikle ben daha önceden kendi ekşi mayamı kendim oluşturmuştum. İlerleyen günlerde daha fazla da ekmek tarifleri gelecek. Mayamı şeker eriyene kadar karıştırdım. Birazdan da 3 su bardağı kadar unumu ekleyeceğim. Ve yoğurmaya başlayacağım. Ama yoğurma işlemini yapmadan önce tarifimin adını söylemeyi sizlere unuttum. Şu anda herkesin çılgınca yaptığı bir tarif. İtalyan ekmeği focaccia. Ben İtalyan kültürünü oldukça seviyorum. Çok aşinayım. Yerinlere gittim. Zaten bu kültürle okuduğum şöyle ki üniversitede konservatuar opera mezunuyum. Bunun dışında İtalyan yemeklerini çok seviyorum. İddia ediyorum. Çok da güzel yaptığım yemekler var ve tarifler yakın zamanda sizler için gelecek. İzleyin, bekleyin ve göreceksiniz. Birlikte yapacağız. Şimdi ekmeğime devam ediyorum. Unumu alıyorum. Şöyle bir güzelce yoğuruyorum. Tabii bilekliklerimi şöyle kenara alıp. Neyse laf etmeyin izlerken. Hani bu kızın bu bileklikleri bu kadar süslü istemeyin. Şöyle kenara sıyırdım. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Mayalama işlemim benim biraz uzun sürecek. Biraz akışkan bir hamur olacak. Hani normal yaptığımız ekmek hamur gibi olmayacak. Daha biraz yapış yapış bir görüntü olacak. Biraz daha un alacağım. Dediğim gibi ben aslında çok fazla göz kararı ölçüyle yemek yapıyorum. Sizler için tam ölçü vermeye çalışıyorum. Normalde de çok hızlı yemek yaparım. Bu videoları çekerken ben de kendi kendimi yavaşlatmayı öğreniyorum sizlerle. Sanırım fena gitmiyorum. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. İstediğiniz tarifler varsa yorumlara yazarak Instagram ve YouTube'da bütün yorumlarınızı teker teker okuyorum ve birlikte yapabiliriz. Şöyle. Hamurumu şimdi sıyıracağım elimden ve üzerini bir streçle kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Mayalanmaya başlarken diğer bir yandan çorbamı bitirmek istiyorum. Ekmek hamurumu mayalamaya kenara aldım. Şimdi çorbama devam etmek istiyorum. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı almış. Bir sos
eriteceğim. Sonra da üzerine nane koyacağım ve çorbamın üzerine dökeceğim. Bugün sizler için iki tane farklı yemek yaptım. Biri Türk usulü, biri İtalyan usulü. İlk önce çorbamı tamamlıyorum. Bizim tabii ki mayalanma aşamamız çok uzun sürecek. Burada İlke o aşamada kesecek, biçecek, montajlayacak ve ikisini bir sunacağız. Şimdilik ama dediğim gibi, başta anlattığım gibi çorbamı bitirmek istiyorum. Evet, yağımız bir güzel kızdı. Şöyle göstermek istiyorum. Mis gibi de koktu ve şu anda kuru nanemi eklemek istiyorum. Bu koku o kadar güzel ki benim iştahımı açıyor. Yağım hazır. Çorbamı ekleyeceğim. Mis gibi oldu. Şöyle. Annem hep böyle yapardı. Ben de böyle yapayım dedi sizler için. Çorbamız şu anda bitti. Altını bir güzel kapatmak istiyorum. Ben ev yoğurduyla yaptığım için daha ekşimsi bir tat oluyor ve ben bu tadı çok seviyorum. Ya da bu tadla birlikte büyüdüğüm için böyle. Ama kesinlikle çok fark ediyor. Ev yoğurduyla normal yoğurtla yapılınca bu çorbanın tadı sonuna kadar farklı ve değişken. Aynı zamanda tabii ki et suyu koymanın da çok büyük etkisi var. Sizler de benim söylediğim gibi yaparsanız ben çok sevinirim ve çok mutlu olurum. Şimdi çorbamız hazır olduğuna göre üzerinde kapatacağım. Ekmeğimizin içine koyacağım malzemeleri doğramak istiyorum. İlk önce bir adet kırmızı soğan alacağım. Evet, öncelikle bir adet kırmızı soğanımı güzelce doğramak istiyorum. Şöyle. Uzun ince doğramak istiyorum. Evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok da fazla malzeme ihtiyacınız yok. Her birini şu şekilde açıyorum. Zeytinlerimi şöyle güzelce çekirdeklerinden ayıkladım. Şöyle kenara almak istiyorum. Soğanlarımı da... Ben bir tane söyledim ama benim soğanım büyüktü. Siz küçük bir soğanı bir adet kullanabilirsiniz. Büyük bir soğansa eğer elinizdeki yarım size yeterli olacaktır. Şöyle kenara almak istiyorum. Evet, nerede kalmıştık en son? Zeytinlerimi ayıklamıştım. Kenarda 2 saat kadar bekletmiş olduğum hamurum şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ellerimi tekrardan yoğuracağım ve iç harcını eklemek istiyorum. Şöyle hamurumu tekrardan karıştırıyorum. Şöyle. Benim soğanlarım fazla oldu. Çünkü kullanmış olduğum soğan büyüktü. Siz küçük bir soğanla bir adet yeterli olacaktır. Ben bu yüzden bütün soğanlarımı kullanmamayı tercih ediyorum. Bence bir tanesini kullanmak çok fazla baskın bir hale getirebilir. O yüzden ben yarısını, bir daldaki yarısını kullanmayı tercih edeceğim. Şöyle gösterebilirim. Kekiğim var. Pul biberim var biraz daha. Ve tekrardan yoğurmaya geçeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Hamurum birazcık yapışkan bir hal alıyor. Dediğim gibi çok da yuvarlanmayacak. Böyle biraz ıslak bir görüntü olması yeterli olacak. O kadar güzel kokuyor ki. Şöyle. Hazırlamış olduğum hamurumu daha önceden ısıtmış olduğum fırında 180 derecede 25 ila 35 dakika arasında pişireceğim ve sonra da servis alacağım. Evet, ekmeğim
fırından çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Müthiş. Yumuşaklığını görebiliyor musunuz? Of, kesmek istiyorum. Harika. Müthiş kokuyor yalnız. İlkeye nasıl sence? Bayağı iyi gözüküyor. Of. Göstermek istiyorum. Çok sıcacık yalnız. Yumuşaklığına bakar mısınız? Müthiş. Şimdi sizler için şöyle. Wow. Gelelim en güzel kısma ve benim de her zaman çok keyifle aldığım günün sonunda böyle mis kokular içerisinde yemek tadım sırası. Şimdi ilk önce şöyle ekmeğimden bir parça almak çok istiyorum çünkü o kadar güzel kokuyor ki dayanamayacağım. Bunu zeytinin kısmından da kısmak istiyorum. Gerçekten ben yaptım diye demiyorum. Harika. Ülke vereyim mi sana da biraz? Dur vereceğim. Bak bakalım sen tadına. Sen onu yerken şöyle bir kaşık da çorbamdan almak istiyorum. Çorbalalım. Bu ekmekle böyle bu şekilde bir ikili görülmedi. Kesinlikle ikisini aynı anda yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka yiyin. Harika. Tarifimi deneyin. Şimdiden afiyet olsun.